Herkese merhabalar. 4 Ekim Pazartesi günü Bursa yarış tahminleri videosuyla sizlerle birlikteyiz sevgili takipçilerim. Bursa'da 9 koşulu bir program olacak. Küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Kocaeli videomuzda Bursa videomuzun hemen ardından yayınlanmış olacaktır. Bir yarım saat içerisinde iki videomuzda da e, kanalımızda hazır vaziyette bulunacaktır diyorum. Kesin olarak söyleyebilirim bunu. Ee, bu şekilde başlayabiliriz. İlk koşuyla buçukta başlayacak olan e, yarışlar. Handikap 16 4 yaşlı Araplar 2200 metre çim pistte bir koşuyla başlanacak. ilk e, koşu. Buradaki ilk tercihimiz 5 numaralı editör olacak. Bu safkan son koşusunda büyük bir sürpriz yaparak herkesi yanıltarak yarışı kazandı. Ee, Çim'de de başarısız gözükmesine rağmen Safkan bir anda geldi ve yarışı kazandı. 17 gün evvel start aldı. Şu anda gayet hazır vaziyette olacaktır. Bu Safkan buradaki ilk tercihimiz olacak. İkinci olarak belirteceğimiz isim ise Mustafa Çiçek'le start alacak olan 3 numaralı Yamaç Bey. Hakeza ikilisi 10 numaralı Camuz Devran'ı da gayet iyi durumda. Bu iki Safkan'ın birinin son koşusunda üçüncülüğü diğerinin ise dördüncülüğü var. Yine Çim pistte elde edilmiş başarılarında ikincilikleri de olan bu safkanlar son altı yarışları için söylüyorum. Bizim buradaki ikinci tercihimiz ekürler olacaktır. Üçüncü bir hat yazmak isteyenler varsa şayet burada daha sürpriz isimleri yönelecekler. O yüzden Burada da çok fazla benim ön planda gördüğüm başka bir at olmadığı için değinmiyorum. İsterseniz tabii ki de burada ilave edebilirsiniz. Özgür Kafkas gibi bir isme mesela sürpriz bir isme yönelebilirsiniz. Nitekim Nete, Safkan son altı yarışında 3 çim yarışından birinde ikinci birinde 3. olmuş. Aslında Safkan'da potansiyel var. Yalnızca e, her zaman en iyi şekilde koşamamış olabilir. E, bu da doğaldır. Bu koşuda iyi koşma ihtimali vardır ama ne kadar olur orası meçhul. Nitekim burada baktığımızda 2.36'lık bir derecesi var. Rakibi örneğin 1 numaralı Safkan Tahir Baba 2.32 yapmışken ya da 10 numaralı Cambuz Devran'ı 2.33 yapmışken o Safkan 2.36 yapmış. Yani yeteri kadar iyi değil demek ki uzun mesafede. Bunu anlayabiliyoruz ama yine de isteyenler Özgür Kafkası ya da başka Safkanları ilave edebilirler buraya. 5 numaralı Editör ve arkasında 3 numaralı Yamaç Bey'ini yazdığımızda bizim için yeterli olacaktır. Bir isim daha var ki o da Nevzat Avcı ile start olacak olan 6 numaralı Kazanlı. 3. tercih olarak 6 numaralı Kazanlı'yı deneyebilirsiniz ya da isterseniz başka sürpriz isimlere yönelebilirsiniz diyorum. Kazandığında son koşuda bir ikinciliği vardı, buna istinaden diyorum ve bir sonraki koşuya geçiyorum. Burada ikürleri yazacağız, altı numaralı Likaki ve 10 numaralı Ulduzu özellikle ön planda görüyorum. Likaki koştu iki çim yarışında Safkan e, son 3 çim yarışında yani koştuğu 4 yarışın 3'ünde çimde koşmuş bir safkan. Son 2 yarışında 2. oldu. E, çim pistteki koştuğu 3 yarışta ise 2 dördüncülük 1 ikincilik elde etti. Ekürisi ise 2 çim yarışı koştu. Yalnız 2 koşu koştu. Bunlardan birinde 3. birinde 7. oldu. Yani baktığımız zaman 2 atta hazır durumda. Öte yandan diğer ekürler e, Londoner ve 10 numaralı Ulduz. Londoner bir şey yapamadı. Uzun ardından koşacak ama ekürisi Ulduz koştu. 6 yarışın son 6 yarışın 5'inde çimde koşmuş ve bunlarda da hep tabela yapmış. Bir isim meydana çıkmaya en yakın gözüken. Yani burada ekürleri yazmamız bizim için yeterlidir. Çok başka bir at arayanlar varsa ben 3 numaralı Cool Season'ı öneririm burada. Daha büyük sürpriz olarak o gözüküyor. Yoksa ekürler burada ön planda 6 ve 10 yazabiliriz. İsteyenler 3 numarayı ilave edebilirler diyorum buraya geldik 3. koşuya. Altı safkanın start alacağı şart 3 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pistte koşulacak bir koşu. Şimdi e, yarışlarda iyi koştuğunu bildiğimiz e, burada özellikle bir isim ön planda. Son üç yarışında da iyi koşmuş olan 5 numaralı Uçan Dadaş. Safkan İyi iyi konumda şu anda bu yarış için hazır bir safkan. 9 gün evvel start almış 3. olmuş. Son 3 yarışında bir birincilik bir beşincilik bir üçüncülük var. Zaten safkan 5 kez start almış bir isim. Burada hazır olduğunu görüyoruz. Gayet iyi bir e, durumu olduğunu da görüyoruz. Bu sebeple burada onu tercih etmemek için hiçbir sebebimiz yok. Onu belirteyim. E, bu safkan kesinlikle bizim favorimiz konumunda. İkinci bir at yazmak isteyenler daha büyük bir sürpriz olacağını düşünün. Bir numaralı kafa kıran Üç kez şimdi koştu. İkisinde e, üçüncülük ve ikincilik elde etti Safkan. E, tabii ilk yarışını kazandıktan sonra koştu. Koşuda 7 olması biz birazcık hayal kırıklığına uğratan bir durum. Nitekim Safkan e, anladığımız kadarıyla seviye atlayınca koştu. Koşu düzeyi e, formunu kaybetti. Bu tabii üzücü bir durum ama belki de e, tekrardan koşunca şimdi kazanacak. Çünkü bu yarış bu duruma müsait. Öte yandan başka bir yazacak ismim olmadığı için fazla yayılamıyoruz. Burada tercihimizi yapamıyoruz. 5 numaralı uçan dadaş tek gibi gözüküyor burada. 1 numaralı kafa kıran da bir ihtimal diye bir öneri olarak söylüyorum. Geldik ikinci altının başlangıç ayağı. Dördüncü koşu 12 safkanın start alacağı 16 handikap dişlere mahsus 4 büyük araplar. 1700 metre çim pistte koşulacak bir koşu. Şimdi burada elimizde fazla at var. Bunu belirteyim. İlk vereceğim isim 5 numaralı Uçan Soylum. Peşinden 4 numaralı Özdoğa. İkisini de inceleyelim. Uçan Soylum 5 numaralı Safkan. Koştu son 6 yarışta. Hepsi çim bir kez tabela dışı kalmış. Bunun haricindeki yarışların üçünde üçüncü, ikisinde de birinci olmuş bir isim. Net bir tercih bizim için. Gayet açık ve net ne olduğunu biliyoruz. Özdoğa 4 gün evvel start aldı ama Safkan'ın son yarışına baktığımızda hep tabelada kalmış bir isim. Hep tabela yapmış. Bir beşinciliği var, 2 tane üçüncülüğü, bir dördüncülüğü, bir ikinciliği, bir birinciliği var. Yani bu at gelebilir her an. Özdoğa dört gün evvel start almış olsa da bizim için burada. Çok önemli bir safkan. 5 ve 4 numarayı yazdıktan sonra yazabileceğimiz isim e, burada açıkçası son koşusunu kazanmış olan 10 numaralı tatlı çağı olacaktır. Dediğim gibi safkan son koşusunu kazandı. Bunun haricinde de son 6 yarışında safkanın 1 dördüncülük, 1 ikinci üçüncülük daha var. Start aldığı son 5 çimden yalnızca birinde tabela dışı kalmış bir isim. Ve son önereceğim isim ise burada e, 8 numaralı Nonsi. Son koşusunda ikinci oldu. Bu safkan da 6 yarıştırıp hep tabelada. E, son 6 koşusunda Çin pistte hep tabelada e, kendini göstermiş bir isim. Yani burada bu 4-5 at arasında gidecek bir mücadele var. Böyle 4-5 tane at arasında mücadele gidip gelecek. Ben size bu isimleri verdim. Bunlardan tercih yapıp e, yola çıkabilirsiniz. Geldik 5. koşu 15 safkanın start alacağı. Handikap 14 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bir koşu. Ee, bu koşuda bizim ilk olarak tercih edeceğimiz isim e, 2 numaralı Safkan Bekri olacak. Zaten ekürleri 10 numaralı Kaptan Emre ve 13 numaralı Oğlum Özgür ile birlikte start oluyor. Oğlum Özgür'ün ve Kaptan Emre'nin çok da iyi olmadığını biliyoruz. Ama bir, e, burada 2 numaralı Bekri start aldığı son 6 yarışın ikisinde de tabela dışı kalmış. Bunun haricindeki 4 yarışın 3'ünde 2. birinde 4. olmuş vaziyette. Kum pistte bildiğimiz bir isim. Handikap 14 gibi düşük bir seviyede start alacak olan Safkan kendisinden daha iyi olmayan atlarla koşacak. Altını çiziyorum. Daha iyi olmayan atlarla koşacak. Bu sebeplere burada önemli bir e, safkan galibiyete yakın bir isim. Son koşusunda ikinci olan 11 numaralı Valiant King, Gilva ile koşacak Nevzat Avcı ile start alacak olan safkan son koşusunda ikinci oldu. Büyük bir sürpriz yarattı. 4 yarışlık bir tabela dışı kalmanın ardından gelen bir tabela. E, bu koşuda yine galibiyet potansiyeli olan bir safkan. Hemen peşinden söyleyeceğim isim 12 numaralı lider. Son koşusunda Safgan e, Safkan 8. oldu. Ondan önceki koşusunda ise galip ayrılmıştı. Sürpriz olacaktır gelirse ama Ganyan'ın ne olur hiçbir fikrim yok şu an için. E, 4 numaralı Ukazi. Ayan kurşunla start alacak Safkan son 2 koşusunda 3. oldu. Bundan evvelse yarıştığı son 6 yarışta bir ikinciliği var. Son koşusunda üçüncü olan 10 gün evvel start alan 3 numaralı Father Pearl İbla, İbrahim Halil Ketme ile start alacak olan Safkan buradaki bizim son önerebileceğimiz isim olacaktır. Bu atların haricinde bir atın geleceğini ben düşünmüyorum. Yani şahsen şöyle söyleyeyim bu Safkanların haricinde birinin gelmesi gerçekten çok zor. Başka bir şey diyemiyorum burada. Truva koşusuna geldik. 6. koşu Truva koşusu. Kısa vade 8. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum pistte boy gösterecekler. Şimdi burada e, İlman Bilgisini hiç bakmadık diğer kuşlarda ama bu koştu özellikle bir bakmak istiyorum. E, şimdi 2 numaralı Best Friend. 1 numaralı Lucky Justin ve 4 numaralı Last Conqueror. Bu atlar çok iyi şu an. Şu an çok iyi bu atlar onu söyleyeyim. 1-2-4 işlerde çok iyiler. Şimdi özellikle hangisinin için baktım ben derseniz 3 numaralı Junior Çınar için baktım. Ama onun da bir aranın ardından koştuğunu gördüğümüz için e, sadece 400 metre yapmış. O da 25. Yani safkan henüz hazır değil. Bu safkan hazır olsa burada tek bile geçebilirdik onu. Hazır değil. Onun için baktım ama 1, 2 ve 4 numara şu an işlerinde çok iyi. Özellikle de Last Conqueror 4 numaralı safkan eee Koştu son 6 yarışın 3'ünü kazandı. İkisinin de 2. birinde 3. oldu. Net bir şekilde bizim için önerebileceğimiz safkan konumunda gözüküyor. Daha sürpriz olacak olan 1 numara Lucky Justin ve 2 numaralı Best Friend. E, bunlar da yine sürpriz olarak söyleyeceğimiz. Nevzat Avcı ve Mustafa Şişekli start alacak olan bu iki safkan. E, Best Friend son koşusunda 5.liği var. Onun haricinde son 6 yarışında yalnızca bir kez galibiyete ulaştı. 1. 2. 1. 4. ilk elde etti. Öte yandan Lucky Justin ise bir numaralı Safkan son koşuda ikinci oldu ve son altı yarışında hiçbir galibiyeti yok. 2 i̇ki ikincilik, 2 iki üçüncülüğü var yalnızca. Yani bir ve iki numara burada net olarak sürpriz olacaktır. 4 numara Last Conqueror benim için en ön plandaki isimdir. Onu belirteyim. İşlerden bağımsız olarak tercih yapacak olsaydık 5 numaralı Lion Empire ya da 9 numaralı Utkucuk benim önerim olacaktı. Nitekim Utkucuk'un son 3 yarışında 1-2-1 şeklinde geldiğini görüyoruz. Ee, öte yandan Lion Empire'sa son koşusunda bir galibiyet alıp büyük sürpriz yapmıştı. Benzeri bir durumla bugün karşılaşabiliriz. Ee, yani ama tabi buradaki bu sürprizi Lion Empire yapmayacak gibi duruyor. 1 numaralı Justin ya da 2 numara Best Friend gibi duruyorlar burada sürprize daha müsait atlar güzel bir koşu olacak birbirinden iyi safkanları izleyeceğiz hangisi gelecek gayet merak ettiğim bir durum bu onu belirteyim umarım burada yatmazsınız çünkü yat yatırmaya çok müsait bir koşu burada bol at yazıp geçmemiz daha güzel olur daha kolay olur eğer diğer ayaklarda rahat yapabildiyseniz kendinize neden olmasın. Kayı koşusu 7 safkanın start alacağı açık 2, 2 yaşlı İngilizler 1500 metre çim piste koşulacak. Bu koşuda bizim ilk olarak e, önereceğimiz isim e, Kurtal Ekürüsü'nin Safkan Alice start alacak olan 3 numaralı Reach of Victory bir Luxor yavrusu kapalı gözlükle start alacak olan safkan 4 yarış koştu. ikisini kazandı. Birinde 5. birinde 3. oldu bu isim. Bizim için buradaki ilk tercih olacaktır bu safkan. Ee, peşine önerebileceğimiz isimler e, var. Bunlardan ilki e, yani hangisini seçsem diye düşünüyorum. Zaten yani kurteller burada birlikte koşsaydı atı e, bizim için tabi daha kolay olacaktı. Yani en azından bir numaralı kaptan fantastik e, Ayhan kurşunla start alacak. safkanı ekür olarak e, koşmuyorlar ama tabi bu birazcık işleri değiştirdi. O da koştuğu dört yarışta bir ikincilik, iki birincilik, bir beşincilik aldı. Yine onu da burada ilave edeceğiz e, kuponlara. Öyle gözüküyor. E, bir isme daha yönelebiliriz. O da son koşu kazanan iki numaralı Halaf A Gökhan Gökçe ile start alacak. Yani bu koşu da bir önceki koşu gibi fazla at yazmamızı gerektirebilecek bir durum. Çünkü şimdi ben size sadece onları söylesem 4 numaralı eder. son koşusunda da iyi koşmuş bir isim. Neden hani yazmadık olur bu sefer? Ya da e, Sano Robin 7 numaralı Madison. Me yani burada 6 numaralı Win My Son haricindeki diğer isimlerin hepsi benim için e, yani ön planda. Yani nasıl söylesem bunu bilemiyorum ki bazı koşularda böyle oluyor biliyorsunuz. E, bütün atları yazmak gerekebilen bir koşu burası. Çok zor. Yani dilerim ki burada bir eleme yapıp Şansınızı tutturabilirsiniz. Şans dışında bir şey Reach of Victory dediğim gibi benim favorim. 3 numaralı Reach of Victory benim yüzümde favori. Ama diğer hatlarda gelirse hiç ama hiç şaşırmam. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir koşu. Bu iki koşu Trova koşusu ve Kayı koşusuna dikkat edelim. E, mümkünse diğer ayaklarda az at yazıp burayı daha fazla atla geçmeye çalışalım. Çünkü riskli olacaktır. diye düşünüyorum. Bir sonraki koşuya gelelim. 8. koşu 9 safkanla start alacak. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1500 metre çim pistte koşulacak. Bir koşu. Mesela burada elimiz daha kuvvetli. Ee, çünkü 6 numaralı Maximus boy tek geçebileceğimiz bir safkan. Safkan son iki koşusunda bir ikincilik, bir üçüncülük elde etti. Çim pistte koştu. 3 yarışta da tabela yaptı. 2 iki, iki defa 3. bir bir defa ise 2. oldu. Safkan burada net bir favori. Tek geçebileceğimiz bir safkan. Fazladan at yazmak isteyenler varsa tabii ki yazabilirler. Özellikle önereceğim bir isim yok. 3 e, numaralı Güneş Ekürüs ile birlikte start alıyor. Bu iki safkanı hani ilave edebiliriz belki isterseniz. Maximus boyun yanına 6 numaralı safkan yanına. Onun haricinde burada söylenecek bir şey yok bu koşu ile ilgili. Geldik son koşuya. E, 18 safkanın start alacağı şart 3 dişi 3 yukarı İngilizler. 1300 metre kum pistte koşulacak bir koşu. Buradaki benim ilk önerim e, sizlere açıkçası e, son koşusunda başarısız olmuş olan 4 numaralı Dark Pearl olacaktır. Neden öneriyorum bu isim? Son koşusunda 6. oldu ama ondan önceki 3 yarışında 3-1-2 şeklinde gelmiş bir isim. Kalitesiyle bildiğimiz bir isim. Bir de idman bilgilerine bakmak istiyorum ki oradan bir şey yola çıkabilirsek diye. Şimdi 50 yapmış atlar var ama 4 numaralı Dark Pearl bakın önerdiğim at görüyor musunuz? 4 numaralı Dark Pearl 48 yapmış 800'ünü. Bakın 48. En yakın rakipleri 50 yaparken o 48 yapmış. 400'de 23 yapmış. Resmen at bağıra bağıra ben burada tek bile atılabilirim diyor. Ama güvenemiyorum diyenler varsa şu 50 olan atlar var ya. 50 olan işini 50 yapan atlar. Ejrin Sultan 1 numara. 12 numara Queen of Flowers. 13 numara Elika. Bu atlardan istediğinizi yazın. Hani ben size şunu yazın bunu yazın diyemem ama bunlardan birini yazabilirsiniz ilave etmek isteyenler için söylüyorum. Onun haricinde 4 numaralı Dark Pearl'un burada geçilme şansı yok bu işiyle. Yani en yakın rakibine 2 saniye önde öyle düşünün. Bu kadar iyi durumdaki bir at geçilme ihtimali yok gibi bir şey. Ama 18 at var Karmaşı içerisinde ne olur ne biter bilemiyorum diyenlerseniz eğer burada tercihinizi ona göre yapabilirsiniz diyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Dediğim üzere belirttiğim üzere Kocaeli videosu da Bursa videosunun hemen ardından yayınlanmış olacaktır. Bu videoyu izledikten hemen sonrasında Kocaeli videosunu da izleyebilirsiniz diyorum. Herkese de bol şans diliyorum.